benim ya. Özellikle neydi abinin adı? Aman aman yavaş 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 yavaş. Yardım edin arkadaşlar. Allah korusun. Ne oldu? O tarafa doğru bakmıyor. Çevirelim önce iyice. Vaktim yok. Küstün mü? Ha? Küstün mü onlara? Kime? O kızına. Küsmeyecek miyim? Ben soruyorum, bilmiyorum ki. Yani şey mi diye yani? Yok, ben duygularını öğrenmeye çalışıyorum. Alkışlayacağım onu ya kızım, hafız yaptın, güzel yapıyorsun ha. Ha yok, ben bir şey demem, bana ne aile ilişkiniz, karışmam ona. Annenin ne yüzüne bakmıyorsun? Ha? Buraya bakmam gerekiyor. Yok yok, hayır hayır, boşver arkadaşlar, siz ne karışıyorsunuz yani? Annemin yüzüne bakıyorum, evet. Her zaman bakarım, annemle bir sorunum yok. Daha ne yapacak bana? Bak, o bana kızıyor. Yani ben kendimi korumayacağım mı? Ne yapacağım? Ben bir ay eve kilitledim kendimi. Ruh sağlığımı, akıl sağlığımızı korumak için. Dışarıda neler geldi başımıza? Yani arabada bile buna hükmeden insanlar beni yürüyerek ne yapar? Eve kilitledik kendimizi. Kulaklık takıyoruz sesle duymamak için. Safinaz teyzeciğim, kızım diyor ki, Selim abim özellikle beni delirtmeye çalışıyor. Yalan. Evet. Hiçbir yere inanmayın kardeşim. Ben dinliyorum işte, soruyorum sizi. Siz bana anlatın. Nedir olay peki? Ben anlatamam. Ne anladığım gibi. Senin kaç tane çocuğun vardı? 8 tane çocuğun vardı. 8 tane çocuğum var. 8 tane çocuğundan... 6 kızım var. 6 kızın. Selim'le Huriye ne yaşıyor? Aralarında nasıl bir problem var? Kim lan? Selim, oğlun Selim miydi? Selim, evet. Selim. Selim'le Huriye'nin arasında büyük sorun var. Öyle diyor. Ya işte ne sorun var aralarında? Ben annesiyim, bilemiyorum da bu ne ortalığa nereden geldiği. Sor, ona sor. Hiç kardeşler... Ne dediniz az önce, bir şey hareket yaptınız? Hiç kardeşlerin arasında sorun olur mu? Kızına sor. Ne söyleyeyim, kızıma yalan söylüyor. Ben onu burada konuşamam yani. Çünkü ben öyle onu burada konuşursam bana bir gömün yani. Mezarlıkta ne işiniz var? Kızın nasıl bir çocuk? Bana bak. Ha. Yani bir kardeş, bir oğlan kardeş, bir kız kardeş. Onlar, ben zorla baktım, büyüttüm onları ben. Hı. Yok, biz yani kendimiz var. Yani abisine bilmem kime şey yapmaz. Suçu kendinde bulacaksın. Kendine bulacaksın, ondan sonra millette suçlayacaksın. Hiç suçlama kardeşlerini. 6 ama yaşındaki çocuk kendinde mi suç bulsun? Bunlardan yaşadığı bu travmaları annene hiç anlattın mı? Anlattırmaz. Bir kere denedim. Yalan, dövmeye bana kalktı. Bana bak bana. Annesi yanlarında. Onlar her gün görüyor. Annemle öyle bir şey yok. Daha çok ablalarımla dertleşiyor. Hep kendisi uyduruyor. Benim bir ablam var Fevziye. Benim annem oy. Ben onu annem zannediyordum. Gerçekten. Niye, annem bakmıyor muydu sana? Yok. Ben annemi çok da hatırlamıyorum hayatımda. 8 tane çocuk, 9 tane çocuğu ben büyüttüm. Yani o nasıl mi hatırlamıyorsun anneni? Annem ilgilenmiyordu. Ben hep ablamın yanındaydım. Evlendi, orada hatırlıyorum. Resimleri de orada var. Ablam kızları olduktan sonra beni terk anneni etti. Anneni dinlemedin diye kendini dinledin yavrum. Anneni dinle. Anneni dinledin mi? Annenin kızı olsaydın, annenin yavrusu olsaydın böyle olmazdın zaten yavrucuğum. Sana ne söylüyorum ben. Olamamışsın demek ki. Sen kendi kendini yazık ettin. Bana bir şey yapmadın. Ben yazık olduğumu düşünüyorum. Aynı eski Safinaz'dım ben. Ben kendimi takdir ediyorum. Ben kendimden memnunum, seviyorum. Ya tabii. Aferin bana. Aferin sana. Evet. İyi, aferin. Yap gene. Kustum da ne oldu? Ben hiçbir şey söylemeyecektim ama beni öldürmeye kalktınız. Ben nasıl sustum. Ya? Nasıl öldürmeye kalktın? İnsan evladını öldürmeyeceğiz. Neden böyle yaptın? Abin, tamam ben işte geçmişte abine, öyle oldu böyle oldu. Ben gene hakkımızı aldık, çekildik. Benim peşimi bırakmayan kişiler bunlar Didem Hanım. Abini hep suçladın sen. Abin hoca bir adam, beni öldürmek hoca istiyor bir şu anda. Öyle adam suçlar mı? Hep ya, çok öldürmek istiyor beni. Ben aldım hakkımı, çekildim mi? Şu anda peşimde olanlar kim? Olanlar beni kim? Eller ya, çok seviyor. Beni sadece Huriye, ailem sevmiyor. Huriye, sen hakkını alıp gittikten sonra abin sana niye zarar vermek istesin? Hiç de zarar vermedi. Ha, diyelim ki öyle de. Şimdi hakkını almışsın, gitmişsin. Herkes malı paylaşmış. Abinin seninle derdine be tatlım benim ya. Abim, erkek kardeşim de var. Ama o kadar güçlü değil, başrolde abim. Hayır, abinin seninle derdine kurban olayım. Bir söyledim, gözünü seveyim. Anlamadım ya. Bana bak. Abi,
yazalım adama, şey yapma, suç bulma yavrum. Kendine suç bulacaksın, kendine yavrucuğum. Hep kendin yaktın. Anlat. Ne oldu? Kamera arkasında anlatsa. Yani şu an burada söylemek istemiyordum. Kimse evladını yakmaz. Kimse evladına kör olsun yapmayayım demez. Üzülür annen. O kadarını bilmiyor. Yok. Diyor ki annem de o evde dayak atardı. Babam döverdi annemi. Çok hatta döver. iki gün dolapta saklanmışsın. Evet, aç kaldım. Onların bakkalı İki gün vardı. Dolapta mı kaldın? Kaldım. Ben hep dolaplarda yaşıyordum zaten. Nasıl ya? Girmeydin dolaplara. Niye girdin dolaplara? Çünkü ben o evde korkarak yaşıyordum. Seni dolaplara mı soktun? Çıkaydın yavrum. Şuna bak be. Karadeniz kızı. Babam çok annemi dövüyordu. Ya. Ben çok acı çekiyordum. Annemi döverken de acı çekiyordum. Bizi döverken de acı çekiyordum. Yok niye? Bir şey yok, bizim yok be. İki gün dolapta kaldı, annem fark etmedim. Kaç yaşındaydı? Kimse aramıyor ki. Huriye ya. Olacak iş değil ya. Ya olacak iş değil ya. Hiç olacak iş değil. Ya bir şey söyleyeceğim. O olayı anlatır mısın? Sen iki gün dolapta kaldın. Kaç yaşındaydın Huriye? Yaşındaydım. Dolaba kim soktu seni? 12-13 yaşlarında var mıydım? Uyuşam diyor. Dolaba nasıl girdin? Belki 15 yaşında. Dolaba... Nasıl girdi? Dedi giyinme dolabın anne. Ben mi koydum senin dolaba? Hayır kendim girdim. Niye? Korkudan. Annenin niye haberi ya yok? Kimden korkuyorsun? Allah'tan annemin haberi korkuyorsun. Nasıl olsun? Annem dayak yiyor. Dolaba saklanmışım. Annen dayak yiyor. O kadar, madem o kadar çok dayak yedi annen. Kurtaralım. Niye bir şey yapmadı? Nasıl kurtaracağım? Ne güzel soru sordu vallahi. Billah. Bak ne güzel soru sordu. Ellerinden öperim seni. Çok tatlısın sen. Doğru, çok güzel sorular soruyor. Ne dedi? Bir daha sor Safinan teyzeciğim. Madem annem bu kadar dayak yiyordu, şiddet görüyordu. Öncesinde de sonrasında da niye gitmedin annene yardım etmedin ya da niye bir yerlere ben bir küçük çocuğum ne yapabilirim? Madem annesi o kadar dayak yedi. Niye senin yaptığı işleri yapmadın ben? Anneciğim yediğin dayakları da inkar etme ne olur ya. Normal değil Safinaz teyzeciğim olmaz. Aferin ben annem ya. Ben de oraya İşte bizim de böyle kendi gibi olmamız dayak yememizi istedi. Bir şey soracağım. Safinaz teyzeciğim Huriye nasıl bir çocuktu? Ben gördüğün gibi aynı çocuk. Ben kendimi hep İpek Alan'ın başında hatırlıyorum. Çılgın mıydı böyle? Evet çılgındım. Ağaçların tepesinde çılgın değildi de deliydi. Kaçayım yazalım. İyi gidi kızım bak. Biraz aklını kafana topla. Biraz diyorsun anayı babayı sen ortalığa rezil ettin. Senin anan baban ortalığa rezil olacak. Hanım karı değildi. Rezil olacak anneciğim, adam değildi. Ben seni rezil etmiyorum. Kim etti? Bana saldıranlara karşı kendimi korumaya, hakkımı savunmaya çalışıyorum. Kız kim saldırdı sana? Ne olur anneciğim sen karışma canım. Oğlum yine beni saldırayım. Öldürmek istiyor eşiyle birlikte, Belgin'le birlikte. Anneciğim onun kızı benim story'ime kadar bakmış. Ben de ekli değil. Bir gün olsun halasını, bayramını kutlamaz, seyranını kutlamaz. Kim? Yeğenim. Neden benim story'ime bakar? Story bilmez annem. Bakıyorlar öldü mü diye, yaşıyor mu diye. Ben TikTok'ta bunlar beni öldü zannediyorlardı. Ben TikTok'ta dediniz ya Didem Hanım neden böyle videolar? Mutlu olduğumu göstermek için çektim o videoları. İnadınıza bakın turp gibiyim demek için. Videoları görünce Instagram'a yükledim onları. Açtım dışarıya. Şok geçirmişler. Hepsi teyzesinin kızını bile almış beni Instagram'dan story'den takip ediyor. Bak sen annen daha iyi tanıyorsun. Hep yalan. Bir Anadolu kadını da story'yi bilmez, TikTok'u bilmez. Evet. En güzel zamanlarmış. Unutma o zamanlar. Hiçbir şey bilmez. Ben onun için bak, halk için anlatıyorum. Safinaz teyzeciğim bu ekrandaki görüntü var ya kızının bu görüntü. Bak şey televizyonuma karşıya bak. Bak oraya bak. Oraya bak. Bak oradaki görüntüsü var ya o görüntü mü diyor? Benim kardeşimin diyor, abimin diyor. Eşi, yengem takip ediyordu diyyor. Bunlardan bahsediyor. Yengemin kızı yengemin kızı takip ediyorsa yeğenin yani. Evet. Yeğeni takip ediyormuş. Evet. Yeğenim bir de teyzesinin kızıyla. Yani gözünü İkisi de bakıyor halam yani. Halam ne yapıyor diye bakıyor yani. Öldürmek mi demek hani, bu ya? Hani şöyle bir şey vardı. Öldürürsün de sonra kurbanının şeyine nasıl da o söz. Gidip bakarsın yaşıyor mu diye. Yapma Huriye. Katil olay yerine gelir demek mi istiyorsun? Evet. Tıpkı onun gibi bu kadın nasıl böyle süslenip püslenip biz başka bir şey bekliyorduk bu kadar adamın peşine saldık. Niye bu hala mutlu görünüyor? Safiye teyzeciğim. Keşke aradan çıkıp
Evladın senin öyle değil. O beni, Puç beni çok yaktı. Anneciğim ben de... Benim de 8 tane çocuğum var. Ne yaptı, ne yaptı seni? Hiçbir şey. Ne yaptı mı? Rezil etti beni ortalıkta, ne yapacak ki? Bu kılık kıyafetinden dolayı mı? Yoksa söyledikleri mi? Ben kılık kıyafetimde bir şey olduğunu düşünmüyorum. Beğendin mi kızını böyle? Ben beğendim. Ben çok beğendim. Beğenmedim. O kadar beğendim ki. Annesi öyle olmadı ki. Yapmadık öyle öyle beğeneyim. Hep böyleyim ben. Onun babası hiç hoca mi? Yavrum hoca. Yani, hayır. Hoca. Babam beni tanıyor. İngiliz derdi bana zaten. Kendi biliyor. Kendi de şey yapamadı yani. Beğeniyordu beni babam da. Ben babam yaşarken inan ki bu kadar zulüm görmedim. Gerçekten. Yemin ediyorum görmedim. Bundan... Kim yapıyor? Keşke zavallı annem mi yapıyor? Tamam babam da şey bir adamdı ama. Aydın bir adamdı diyorsun aynı zamanda. Bilmiyorum bana beni taciz ettireceğini zannetmiyorum. Beni düşürmeye benim babam çalışmaz. Baban hayatta olsaydı... Baban seni sevdi diye küçüktün. Baban seni sevdi diye öyle şey yaptın diye. Yani böyle bize rezillik mi yap dedi. Tamam bak şimdi seni babana...